önceki videomuzun devam niteliğinde bir videodur bunu sakın unutmayın. Aynı şekilde anlattığımız kütlece yüzde değişim, hacimce yüzde değişim, ppm ve ppv kavramları ile ilgili genel bir soru çözümü yapacağız. Ağırlığımız kütlece yüzde değişim ve hacimce yüzde değişim üzerine olacak arkadaşlar, bilginiz olsun. Hemen başlayalım o zaman. Sıra sizde kısmından arkadaşlar, ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Benim çözelcim ne kadarmış? Kütlece %40'lık tuz çözelcisiyle kütlece %80'lik tuz çözelcisi hangi kütle oranlarında karıştırılırsa. O zaman ben bu durumdaki tuz çözelcisinin kütlesini bilmiyorum. M1 olsun. Buradakini bilmiyorum arkadaşlar. M2 olsun. Ne yapacağım? Ben bunu karıştıracağım. Benden istediği şey ne? M1 bölü M2 oranı. Hemen görelim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Formülümüz neydi? M1 çarpı C1 artı M2 çarpı C2 eşittir. M son çarpı C son idi. Birincisinin kütlesine ne demiştik? M1 çarpı 40, M2 çarpı 80. Ne yapacaktı? Şurada M son dediğimiz şey toplam kütleye eşit olacaktı. Çarpı C son. O zaman buradan arkadaşlar oranımız ne gelmiş? 3 geldi. Ardından kütlece %40'lık 200 gram sodyum nitrat çözeltisine 600 gram su ekleniyor. Sadece bir su eklersem C'yi ne kabul edecektim? 0 kabul edecektim. Hemen başlıyorum o zaman. Ne yapacağız arkadaşlar? M1 çarpı C1 artı M2 çarpı C2 eşittir. M son çarpı C son formülünü kullanacağız hatırlarsanız. Ancak demiştik ki arkadaşlar sadece su ilave edersek suyun kütlesi çarpı 0 demiştik. Burada da aynı şeyi yaptık. 0 olduğu için bir daha yazmaya gerek görmedik. O zaman bakalım arkadaşlar birinci durumda ne kadarmış? Çözelci kütlem 200 gram, yani burası M1. Şurası da ne? C1 arkadaşlar. Bak ne oldu? Üzerine 600 gram su ilave ettim. Bu benim çözeltimin 200 gramın üzerine 600 gramı eklediğim anlamına geliyor. Yani artık toplam kütlem ne kadar oldu? 800 gram oldu. O zaman hemen arkadaşlar ne yapıyorum? Toplam kütleyi de yazdım. Çarpı son durumdaki kütlece yüzde değişim. Benim kütlece yüzde değişim ne geldi? Kütlece %10 geldi. Çözücü kütlesi, bak çözelci değil, buradaki ibarelere, terimlere çok dikkat ediyorsunuz. Çözücü kütlesi başlangıçta ne kadardı arkadaşlar? Hemen onu bir belirleyelim. Bizde ne var? 200 gramlık yapı vardı, çözelti vardı. Doğru mu arkadaşlar? 200 gramlık çözeltim vardı. Bunun ne kadarı? %40'lıksa 280 gram çözünen vardı. O zaman 120 gramda ne var? Su var. İşin sonunda arkadaşlar 4 katına çıktı mı? Çıkmadı, çünkü içerisinde çözünen var ve 80 gram değişmedi. Dolayısıyla 720 gramlık neyim var arkadaşlar? Suyum var. O zaman çözücü kütlesi 4 katına çıkmadı. Ama su eklediğim için yapıyı ne yaptım? Seyrelttim. Dolayısıyla daha seyreltik bir çözelti elde ettim. Hemen diğer konumuz, sorumuza geçelim. Şimdi iki tane çözeltiyi karıştırıyorum. Biri kütlece %20'lik 800 gram, öbürü de kütlece %20'lik %40'lık 200 gram. Oluşan çözeltiyi yine seyreltiyorum. Su eklemek, seyreltmek, su çıkarmak, ne yapmak? Değiştirmek ya da çözücü eklemek, çözünen eklemek yine arkadaşlar ne olacaktı? Değiştirmek anlamına gelecekti. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakın çözümü nasıl yapıyorduk? Şu neydi? C1, şu M1 değil mi? Kütlesi çarpı oranı, kütlesi çarpı oranı. Sadece ne ilave ettim arkadaşlar? Su ilave ettiğim için C'yi ne alıyordum? 0 kabul ediyordum. Başlangıçta 800 gram, 200 gramlık da çözelti ekledim, 1000 gram. 200 gram daha su ilave ettim, 1200 gramlık ne elde etmiş oldum arkadaşlar ben burada? Kütle elde etmiş oldum, toplam kütlem 1200 gram. Hatta şunu şematize olarak da gösterecek olursak, 800 gram vardı, üzerine 200 gramlık bir çözelti daha ilave ettim, bir de üzerine 200 gram su ilave ederek seyreltmiş oldum. O zaman kütlece yüzde değişim ne kadarmış? 20'ymiş. Daha sonra hemen bakalım arkadaşlar şu kısma. 240 ml etilalkol ve 560 ml su ile bir çözelti hazırlıyorum. Hacimce etilalkol yüzdesi, yani hacimce yüzde değişimi sormuş bana. Hacimce yüzde değişim neydi? Çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 idi. O zaman bakıyorum 240 mililitre, değil mi? Şurada vermiş zaten. Şu ne arkadaşlar?
arkadaşlar 240 ml alkolün hacmi. 560 ml de suyun hacmi. Dolayısıyla benim hacim yüzden neymiş? %30'lukmuş arkadaşlar. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Bak burada neyi bulmamı istiyor benden? Bana neyi vermiş? Hacim yüzdesini vermiş. Çözeltinin hacmini de vermiş. Buradan arkadaşlar ne istiyor? Çözücünün litresini istiyor, yani hacmini istiyor. O zaman ben bunun hacmini bulmak için ne yapacağım? Hemen görelim arkadaşlar. Kütlece %36'lıkmış. 250 ml çözelti var çarpı 100. Buradan ne gelecek? Çözünenin hacmi. Yani öncelikle neyi buldum arkadaşlar? Hidrojen sülfatın hacmini bulmuş oldum. Daha sonra içerisinde ne var? 160 ml toplam çözelti kütlesine, çözelti hacminden ne yapıyorum arkadaşlar? Çözünenin hacmini çıkardığımda suyun hacmini bulmuş oluyorum. Milyonda bir kısımdan da bahsedelim. Bakın arkadaşlar, kütlece yüzde kaç, kütlece yüzde çözelti değişim sorularından bahsedelim. Ne demiştik hatırlarsanız? Şöyle bakalım arkadaşlar. Kütlece yüzde değişim eşittir. Ne kadarlık bir şeker kullanmışım? 70 gramlık bir şeker kullanıyorum. 130 gram su var. Artı bir de üstüne şeker var. O zaman çözücü ve çözünen kütlelerin toplamı neyi verecek? Bana çözelti kütlesini verecek. O zaman kütlece yüzde derişim eşittir. Ne geldi buradan? Şurayı tabii yüzde çarpacağız. 70 bölü 200 çarpı yüzde. Kütlece yüzde 35. Evet arkadaşlar, şimdi bu sorumuzu inceleyelim hemen. Kütlece yüzde 20'lik ne kadarmış? M1 gram varmış. Daha sonra kütlece %60'lıkta M2 gram. Hemen ne yapıyoruz? Bir formülümüzü yazıyoruz. Çok belli ki aynı tür çözeltiler karıştırılmıyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Kütlece yüzde derişim 1 çarpı M1 artı M2 çarpı kütlece yüzde C2 ardından eşittir arkadaşlar en son çarpı C2. Birazcık yazı yamuk oldu ama idare edelim. Ardından arkadaşlar bakıyorum ne kadarmış? Kütlece %20'likmiş. M1 grammış artı M2'yi biliyor muyum? Yine bilmiyorum, zaten bunların oranını soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar ne kadar çözelti? %60'lık çözelti karıştırılıyor. Son durumda ne var arkadaşlar? M1 artı M2 var. Daha sonra çarpı %30. Hemen işlemimizi yapacak olursak 30'u ne yapıyorum? İçeriye dağıtıyorum. 30 M1 artı 30 M2 oluyor. Daha sonra arkadaşlar M2'yi bu tarafa attım. 30 M2 eşittir 10 M1. Daha sonra sıfırlar gitti zaten. Bana ne sormuştu? M1 bölü M2 o zaman bu tarafa bölüm olarak gidecek. M1 bölü M2 eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. Ardından hemen devam edelim. 80 gram X su. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki sorumuza bir bakalım, sıradaki soruyu bir çözelim birlikte. Bizde neler varmış bir görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle 80 gramlık bir tuzumuz var burada. Ne kadarmış? 80 gram. Daha sonra ben bunun üzerine ne ilave ettim? 200 gram su ilave ettim. Bunun nesi kaldı arkadaşlar? Çözünmeden bir miktarı kalmış. Ne kadarlık artmış? 30 gram X tuzu çözünmeden kalmış. Hemen bakıyorum. Yani benim şu dipte artık neyim var? 30 gramlık bir katı kütlem var. Daha sonra ben ne yapacağım arkadaşlar buna? 200 gramlık su vardı. Ardından içinde 50 gramlık madde çözülmüş. Diyor ki 200 gram da artık benim maksimum çözecek miktarım ne kadarmış? 50 gram. Yani biz burada aslında ne oluşturmuş olduk? Bir doygun çözelti oluşturmuş olduk. O zaman bu benim neyim? Doygunluk sınırım. Yani 250 gramlık çözeltide en fazla 50 gram ne çözülüyormuş? Yapı çözülebiliyormuş. O zaman hemen bakalım, diyoruz ki arkadaşlar 200 gramda mutlaka yüzdelik dilimi değiştirmeniz gerekiyor. Ne kadar çözünecek? 50 gram çözünüyorsa en fazla yüzde ne kadar çözünür? Ne kadar çözünecek? 25 gram çözünecek. O zaman arkadaşlar bakın 30 gramı çözünecek.
çözmek için benim ne yapmam lazım? Bir miktar su eklemem lazım. O zaman bunları sil baştan başlatıyoruz. Diyoruz ki 100 gram suda en fazla 25 gram çözünüyorsa 30 gram tuzu çözmek için ne kadar su kullanmam lazım diyoruz. Ne kadar kullanacağım arkadaşlar? 120 gram su kullanacağım. Ardından devam edelim. Daha çok doymuş doymamış çözerse sorusu gibiydi arkadaşlar. Bunlar da aklınızda bulunsunlar. O zaman bakalım hemen bu sefer de tuzu vermiş, kütlece yüzde derişimi vermiş. Benden ne istiyor? Suyu istiyor. Hemen bulalım o zaman. Kütlece yüzde 20 eşittir. Ne kadar çözünmüş? 80 gram çözünmüş. İçerisindeki çözelti kütlesini bilmiyorum. Zaten bunu bulacağım. Daha sonra içeriden çözüneni çıkaracağım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadarmış çözelti kütlem? Yazım kötüydü, daha da berbatlaştı. Çözelti kütlem ne kadarmış arkadaşlar? 400 grammış. Bunun içerisindeki tuz kütlesi ne kadar? 80 gramıymış. Ne kadar kaldı? 320 gram su varmış. Ardından diğer sorumuza geçelim. Bu da artık yavaş yavaş ilerlediğimiz bir soru olmuş olsun. Bakıyorum, bakın burada iki farklı çözelti karıştırıyorum. İçerisindeki çözünenleri aynı değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapıyorduk? M1 çarpı C1 artı M2 çarpı C2 eşittir M son çarpı C son formülünü kullanıyordum. M1'im ne kadar? 180 gram çarpı %40'lık artı M2 ne kadar? %20'lik kütlece %20'lik 20 gram. En sonun ne? Başlangıçta 180 gram vardı. 20 gramlık daha karıştırdım. O zaman ne oldu arkadaşlar? 200 çarpı C son oldu. Şuradan ne gelecek? Hemen şuradaki 2 sıfırı sadeleştirebiliriz. 0 0. Daha sonra şuradan 2'leri de götürebiliriz. Burası ne geldi arkadaşlar? 38 C son. Yani kütlece %38'lik 38, 36 pardon 36'lıkmış. Ardından hemen devam edelim arkadaşlar. İçerdiği şeker kadar su aynı sıcaklıkta ilave ediliyormuş. Bakın ben burada neyi bilmiyorum? Çözelti kütlesini biliyorum. Yüzde kaçlık olduğunu biliyorum. Ama içerisinde ne kadar şeker çözüldüğünü bilmiyorum. O zaman ilk önce ne yapacağım? Çünkü burada diyor ki içerdiği şeker kadar su ilave ediyormuş. O zaman şekeri bilmeden ne kadar su ilave ettiğimi ne yapalım bilemem. Hemen bilelim o zaman arkadaşlar. %100 gram çözeltide 25 gramsa 1000 gramda ne kadar çözülmüştür? 250 gram şeker çözülmüştür. O zaman içerisinde ne kadar varmış arkadaşlar? 1000 gram çözeltide 1000 gramlık çözeltide 250 gram şeker varmış. Ben bunun üzerine ne ilave etmişim? 250 gram su ilave etmişim. O zaman benden ne istiyor? Yeniden kütlece yüzde derişim yaz diyor. Bakın sadece ne ilave ediyorum arkadaşlar? Su ilave ediyorum. Su ilavesi üst tarafta çözünen maddenin kütlesinde bir değişikliğe sebep olmaz ama çözelti kütlesini arttırır. Çünkü su ilave etmek şekerin kütlesini değiştirir. O zaman 250 bölü 1250 çarpı 100. Bir sıfır buradan gidecek. Şurası 5, 2. O zaman kütlece yüzde kaç çıkmış arkadaşlar? 20'likmiş. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Diyor ki bize 25 gram X tuzu ve 100 gram su ile hazırlanan çözelti kütlece %50'lik yapılmak istiyor. Ben bunu %50'lik yapmak için ne yapacağım? Sadece tuz ilave edeceğim. Sadece tuz ilave ediyorsam ne yapıyordum? 100 kabul ediyordum. O zaman hemen bakalım arkadaşlar. Bende ne yapılacaktı? M1 çarpı C1 artı M2 çarpı C2 formülünden faydalanabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Tekli işlemlerde yapılabilir. İki yoldan da hemen çözelim. Şurası birinci yol olsun arkadaşlar. Ancak bunu çözebilmek için ne yapmam gerekiyor? Bu çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulmam gerekiyor. O zaman hemen bulalım. 25 bölü 125 çarpı 100. Şurası
5 çarpı 25'ten 25'ler gitti. Ne geldi arkadaşlar? Kitleci %20'lik. O zaman yazıyorum hemen. Ne kadardı benim çözeltim? 25 çarpı 20 artı, bakın sadece tuz ilave ediyordum. Ne kadar ilave ettim bilmiyorum ama 100 kadar olacak. Benim başlangıçtaki çözeltim ne kadardı? 125'li ve ben bunun üzerine ne ilave ettim? Çözüneni ilave ettim ve bu şekilde yaptık. O zaman hemen sadeleştirmelerini yapalım. Bakın sıfırlar buradan ve buradan gidecekler. Şunu arkadaşlar 5'e böldük 25, bunu 5'e böldük 2, bunda da hiçbir şey kalmadı. O zaman 25 artı 2x neye eşit? 125 artı x'e eşit. X buradan ne geldi? 100 gram geldi. Devam edelim. Bir de ikinci yolumuza hemen bir bakalım arkadaşlar. İkinci yoldan nasıl çözebilirim? İkinci yoldan da arkadaşlar tekli işlem yaparım. Ben işin sonunda kütlece %50'lik olmasını istiyorum. Kütlece %50'lik yapabilmek için de ne yapıyorum arkadaşlar? Çözeltiye tuz ilave ediyorum. Başlangıçta bende ne kadar vardı? 25 vardı. X kadar X tuzu ilave ettim. Toplam çözeltimin kütlesi ne kadardı? 125'te buraya ilave ettim. Yani çözünen ilave edersem arkadaşlar ne yapıyorum? Hem üst tarafı yani hem payı hem paydayı etkiliyor. Ancak su ilave ettiğim zaman sadece ne yapıyorum? Paydayı ekleme yapıyorum. O zaman X buradan ne geldi arkadaşlar? 100 gram geldi. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çok çalışın, esen kalın, bye.